su gören de diyere vay, vay yaralı ağam ey vay, vay yaralı. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya Eba Abdillah ve alel ervahilleti hallet bifinaik. Aleyke minni selamullahi ebeden ma begitu ve begiyel leyli ve nehar. Ve la cealahullahu ahirel ehdi minni liziyaretekum. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnil Hüseyin ve ala evladil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin. Allah hepimizi gerçek Hüseyinilerden karar kılsın. Amin. Huzurlarınıza Aşura ve Kerbela'nın ahlaki mesajlarından söz ediyordum. Ahlak dinin üç aslından birisidir. Mukaddes İslam dini itikat, ahkam ve ahlak olmak üzere şu üç sütun üzerine inşa olmuştur. Aşura ve Kerbela'nın ahlaki mesajlarından özgürlük, fedakarlık, tevekkül, nefisle mücadele, sabır ve tahammül, izzet ve vazifeye amel konularını geçen konuşmalarımızda huzurlarınıza arz ettik. Aşura ve Kerbela'nın dokuzuncu mesajı yardımlaşmadır. Toplumda güzel hasletlerden birisi de yardımlaşmaktır. Yardımlaşmak yani başkalarını mali ve cani olarak kendisi gibi görmek. Hatta onları kendisinden öne geçirmek. Din kardeşlerine mali destekte bulunmak, kendi yemeğini paylaşmaktır. Kısacası yardımlaşmak din kardeşleriyle hem dert ve hem seda olmaktır. Yardımlaşmak sadece maddi değil, manevi boyutu da vardır yardımlaşmanın. Birisinin sizin fikir ve düşüncenize, sizin yol göstermenize ihtiyacı var ise ona yol göstermeniz, ona fikir, düşünce vermeniz, ona yardım etmeniz ve bu yardımlaşmaktır. Bu güzel sıfat ve ahlaki hadislerimiz çokça methedip övmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bu sıfatı önemli ve faziletli amellerden olduğunu buyurmuştur. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam yardımlaşmanın Allah'a yaklaşmaya vesile olduğunu buyurmaktadır. Hakikatta müminlerin birbiriyle yardımlaşması Allah'a götüren bir köprüdür. Allah'a yaklaştıran bir vesiledir. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Tegarrabu ilallahi bi muvasate ihvanikum. Buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kardeşlerinizle yardımlaşarak Allah'a yaklaşın. Yardımlaşmak rızkı çoğaltır. Yardımlaşmak duaların kabul olmasına vesile olmaktadır. Kerbela'da bu yardımlaşmayı açık ve net bir şekilde görmekteyiz. Ashabın imama yardımını ve ashabın kendi arasındaki yardımlaşma takdire şayan bir şekilde övülmüştür. İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam
Muharrem ayı gecelerinin birisinde ashabını toplayıp şöyle buyurdu. Bizden ayrılmak isteyenler gecenin karanlığından istifade edip gitsinler. Burada kalmak istemeyenler, bizim yanımızda yer almak istemeyenler, bize yardım etmeyenler gecenin karanlığını fırsat bilip gitsinler buradan. Ama gitmez de bize canlarıyla, kanlarıyla yardım edenler, bizim yanımızda kalanlar ise kıyamet günü cennette bizimle beraber olacaktır ve Rahman'ın gazabından, azabından kurtulacaktır. Ehl-i Beyt'e, İmam Hüseyin'e yardım, İmam Hüseyin'le beraber olmaktır. Allah'ın azabından kurtuluştur. Hürr ibn Yezid-i Riyahi, İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselama gelip tövbe ederken canıyla yardım edeceğine söz verdi. Yani Hüseyin, geliyorum senin safına, canını vermek için canımla yardım edeceğim sana. Ve nihayet sözünde durdu. İlk cepheye giden oldu. Savaşıp şehadet şerefine yüceldi. Hani bin Urve canıyla Müslim bin Akil'e yardımcı oldu. Kerbela'da Beni Haşim ile diğer ashab arasında adeta bir yardımlaşma musabakası vardı. Hazreti Zeynep salamullahi aleyha şöyle naklediyor. İmam Hüseyin çadırların birisinde Beni Haşim gençlerini topladı, onlara konuşma yaptı. Konuşmasından sonra Beni Haşim'den yarın ne yapacaksınız diye sordu. Beni Haşim hep bir ağızdan ey efendim Mevlamız sen ne istersen biz onu yapacağız. Hazreti Abbas aleyhissalatü vesselam Beni Haşim gençlerine dönerek ey Beni Haşim gençleri, ey Haşimiler yani Hüseyin'in hanedanı, kardeşi, kardeşinin oğulları, Hüseyin'in evlatları, onlar yani Haşimi olmayan asaplar, onlar yabancıdır. Yarın meydana ilk sizler inmelisiniz. Yarın meydana ilk biz gideceğiz. Beni Haşim gençleri kılıçlarını çekip hep bir ağızdan biz de seninle aynı görüşteyiz. Aynı düşünce, aynı fikirdeyiz. Zeynep salamullahi aleyha diyor bu sahne beni çok duygulandırdı. Ağladım ve çıkıp kardeşimin çadırına doğru hareket ettim. İmam Hüseyin'in çadırına doğru. Hareket ederken beni Haşim'den olmayan yani diğer ashabın da bir çadırda toplanıp konuşmalarını duydum. Habib bin Mezahir şöyle diyordu. Ey dostlar buraya niçin geldiniz? Herkes sözlerini açık ve net bir şekilde desin. Niye geldiniz Kerbela'ya? Ashab her bir ağızdan biz Fatıma evladına yardım etmek için geldik buraya. Habib bin Mezahir tekrar soruyor. Neden eşlerinizi boşadınız? Fatıma evladına yardım etmek için boşadık. Habib bin Mezahir tekrar sorur. Yarın sabah olduğunda ne yapacaksınız? Ashab hep bir ağızdan senin dediklerinden başka hiçbir şey yapmayacağız. Ve Habib bin Mezahir şöyle devam ediyor. Yarın sabah ilk meydana giden bizler olmalıyız. Bizim can bedenimizde, kan damarlarımızda var iken Beni Haşim'den, peygamber hanedanından hiçbirisi kanına boyanmamalıdır. Eğer böyle yapmaz isek halk der ki bunlar efendilerini kendilerine siper ettiler. Efendilerini meydana gönderdiler. Fedakarlık ve yardımda kusur ettiler. Hazreti Zeynep salamullahi aleyha buyuruyor. Bu konuşmayı, bu samimiyeti duydum, ağlamaya başladım. Hakikatta Kerbela yardımlaşma kültürünü tekrar ihya etti ve bize o yardımlaşma mesajını ulaştırdı. İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam
Beni Esed'li dostlarından, Beni Esed kabilesinden yaranlarına bizim şehadetimizden sonra ailelerimiz esir olacaktır. İsterseniz sizler ailelerinizi alın götürün, hanımlarınızı, eşlerinizi alın götürün, kabilenize bırakın. Dostlarından birisi eşinin yanına gelip eşini götürmek istedi. Götürüp seni tabiri caizse babanın evine bırakayım geleyim. Çünkü imam buyurdu yarın esaret var. O mümine, o fedakar, o yiğit hanımlar şöyle cevap verdi. Bize haksızlık ediyorsun. Peygamberin kızları esir olacak. Peygamberin ailesi esaret zincirlerine çekilecek. Biz kabilemiz arasında rahat mı edelim? Sizler erkeklere yardım ettiğiniz gibi bizler de peygamber hanedanının hanımlarına yardım edeceğiz. Bizi götürme. Ashab İmam Hüseyin'in yanına gelip hanımının sözlerini naklettiğinde İmam Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor onlar hakkında. Abis bin Ebi Şebib İmam Hüseyin'e hitaben şöyle dedi. Sizi korumak uğruna eğer kanım ve canımdan daha değerli şeyler olsaydı onları da feda ederdim. Ama baktım bu arada en değerli şey kanımdır ve canımdır, onu da senin yolunda feda ediyorum. Kerbela'da küçük çocuklar bu yardımlaşmaya katılmıştı. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam yaralar almış, kan kaybetmiş, bitap yere düştüğünde İmam Hasan'ın küçük oğlu Abdullah amcasının yanına geldi. Ecber bin Ka'b kılıcını kaldırıp İmam Hüseyin'e darbe indirmek isteyende o 3-5 yaşındaki yavru kılıç darbelerine kolunu siper ediyor. Ve nakiller doğrultusunda kolu kesilip yere düşüyor. Ve amcasının kucağında şehit oluyor. Kerbela bize yardımlaşma mesajı veriyor. Kerbela bize insanlara nasıl yardım etmeliyiz? Bu mesajı ona ulaştırmaktadır. Kerbela'nın yardımlaşma ve fedakarlık sahnelerinden sadece bazılarıdır. İmam Seccad Aleyhisselatü Vesselam Kerbela'dan sonra İbn-i Ziyad'ın huzurunda zalimleri kınayan, zalimleri yere süren, zalimleri tabiri caizse ateşle müjdeleyen konuşmasını yaptığında İbn-i Ziyad hiddetlenip cellatına İmam Seccad'ın öldürme emrini verdiğinde Hazreti Zeynep'in cellatın karşısına dikildiğini görmekteyiz. Ey İbn-i Ziyad, Allah'a yeminler olsun beni öldürmeden bunu öldüremezsin sen. Bu yardımlaşmanın zirvesiydi. Tüm bu yardımlaşma ve fedakarlıkların zirvesi ise Hazreti Abbas Aleyhisselatü Vesselam'dı. Fırat nehrine giriyor, çok susamış ama su içmiyor. İmam Hüseyin'in evlatları susken suyu kendisine haram ediyor. İçmem bu suyu. Hüseyin'e nasip olmayan o su bize haramdır tabiri caizse diyor. Hazreti Abbas'ın bu yardımlaşması, bu fedakarlığı ziyaretnamesine işlemiştir. Hazreti Abbas'ı ziyarete gittiğinizde ona has ziyaretini okuduğunuzda şu cümleleri sarf ediyorsunuz. Şehadet ederim ki sen Allah için Resul ve kardeşinin hayrını istedin. Sen can ve malla kardeşine yardımda bulundun ve güzel kardeşsin sen. Selam olsun sana ey Hüseyin'e yardım eden, ey doğru konuşan salih kul. Şehadet ederiz ki sen Allah'a iman ettin, Resul'un oğluna yardım ettin. İnsanları Allah yoluna davet ettin ve canınla Hüseyin'e yardım ettin. Çünkü bu yardımlaşmayı Hazreti Abbas zirveye taşıdı. فَعَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ اَفْضَلُ تَحِيَّةِ وَالسَّلَامِ O halde ey Abbas, Allah'tan sana en üstün tahiyyat ve selam olsun. Bu sözler masum imamlardan naklolunan sözlerdir.
Bu sözleri masum imamlar sarf etmiş Hazreti Abbas'ın yardımlaşma ve fedakarlık hakkında. Kerbela'daki bu yardımlaşma ve fedakarlık ruhu günümüze yansıyan önemli mesajlardandır. Bugün Allah'ın dinine böylesi yardımlar ihtiyaçtır. Bu yardımlaşmada herkes kendi gücü ve mesleği dalında zahmet çekmelidir. Alimler hakkı söylemekle Ehl-i Beyt'e yardım etmeliler. Yazarlar yazılarıyla Ehl-i Beyt'e Allah'a yardım etmelidirler. Her meslek sahibi kendi dalında, tacirler, tüccarlar malıyla, okumuşlar ilmiyle, anneler evlat yetiştirmekle, babalar topluma faydalı çocuklar okutmayla, öğrenciler güzel ders okumalarıyla Ehl-i Beyt'e yardımcı olmalıdırlar. Aşura ve Kerbela'nın 10. ahlaki mesajı vefa ve sadakat mesajıdır. Vefa yani verilen söze sadık olmak. Kişinin sadakat ve iman nişanesi vefa ve verdiği söze amelidir. Bir kişinin imanlı olup olmadığını verdiği sözlere bakacaksın. Ameliyle değerlendireceksin. Bizler Allah, peygamber, imamlarla ahitleşmişiz. Biz Allah'a, peygambere, Ehl-i Beyt'e söz vermişiz. Doğru dürüst birisi olacağız. Adam gibi adam olacağız. İlahi emirlere tabi olup Allah'ın yasaklarından yüz çevireceğimize dair söz vermişiz. Sözümüzde durmalıyız. Çünkü Kur'an şöyle buyuruyor. وَعَوْفُ بِالْاَهْدِ اِنَّ الْاَهْدَ كَانَ مَسْعُولَ Verdiğiniz sözde durun, verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü söz, verdiğiniz sözlerden, ahitlerden sorumlusunuz. Allah yarın size bu verdiğiniz sözlere amel etmediniz diye soracaktır. Kur'an-ı Kerim, ayet-i kerimede İsmail peygamberi övmüştür. Ne ile? Kur'an onu şu özelliğiyle övmüştür. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İsmail. Kitapta İsmail'i de yad et. Hatırlat İsmail'i. Neyine hatırlatıyor Kur'an İsmail'in? İnnehu kâne sâdıgal va'd. Çünkü İsmail sözünde durandı. Ve kâne resûlen nebiyyen. O resuldu, nebiydi. Söz verip sözünde duran birisiydi. Hadislerimiz vefa ve sözünde duranları insanların en şereflisi olduğunu haber vermiştir. Eşrefül halâiqı el vefa. İnsanların en şereflisi verdiği sözü yerine getirendir. Min delâilil iman el vefâ'u bil ehd. İmanın nişanelerinden birisi de sözünde durmaktır. Kerbela'da sözünde durma ne haddeydi? İmam Hüseyin o gün bize sözünde durmayı ameli olarak nasıl gösterdi? Kerbela ve Kerbela'da bulunan kahramanlar sözünde durmayı nasıl bize gösterdi? Kerbela'da ahdine vefa edenlerle sözünden dönenleri görmekteyiz. İki sınıf insan vardı. Bir kısmı sözünde duranlardı. Allah'a, peygambere, İmam Hüseyin'e verdikleri sözde sabit kalanlardı. Bir kısımları ise Allah'a, peygambere, İmam Hüseyin'e verdiği sözleri ayakları altına alıp çiğneyenler vardı. İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselamın Maviye'ye itirazlarından birisi de Maviye'nin sözünde durmayışıdır. Çünkü İmam Hüseyin buyurdu ki sen kardeşim Hasan'a söz vermiştin. Kendinden sonra Yezid'i halife olarak atamayacaksın. Sözünde durmadın deyip itiraz etti. Küfelilerin de ana sorunu buydu değerli kardeşlerim. Bu kadar küfeyi kınıyoruz ya.
Neydi bunların ana sorunu? Ana sorunu ahitlerine vefa etmemeleriydi. Söz verip sözlerinde durmamalarıydı. İmam Hüseyin'e söz verdiler. Gel bize imam ol, önder ol. Mektuplar gönderdiler, elçiler gönderdiler. İmam Hüseyin amcasının oğlu Müslim bin Akil'i gönderdi onlara. Müslim bin Akil'e biat ettiler. Söz verdiler, ey Müslim bin Akil, sana yardım edeceğiz. Ama iş ciddiye bindiğinde hepsi sözünden döndü, terk ettiler. Tüm bunların mukabilinde ise bir grup vardı, sözleri üzerinde canı pahasına durdular. Aşura gecesi İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam ashabının vefasını ölçtükten sonra, deneyip sınadıktan sonra şöyle buyurdu. Feinni la a'lemu ashaben evfe ve la hayran min ashabi. Hiç şüphesiz ben kendi ashab ve yaranımdan daha vefalı, sözünde duran ve onlardan daha hayırlı birisini görmedim. Kanıtımız nedir? Peygamberin ashabı sözünde durdu mu? Daha peygamberin mübarek naşı yerdeyken peygambere Kadirhum'da söz verenler Sagife'de toplanıp hilafeti kasbettiler. Emirül Müminine söz verenler sözünde durdular mı? Dursaydılar 25 yıl Emirül Müminin evinde hapsedilmezdi. İmam Hüseyin buna değiniyor. Ben ashabımdan daha vefalı birisini görmedim. Bunlardan daha hayırlı birisini görmedim. İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam Aşura günü Müslim bin Avsece'nin baş ucuna gelip şu ayeti tilavet ediyor. Çünkü ashabın şehit olduğunda yanına giderdi, baş ucuna giderdi, dua ederdi. Mübarek başları dizine alardı. Müslim bin Avsece'nin başını dizine aldığında şu ayeti tilavet etti. Minel mu'minine ricalun. Sadaku ma ahadullah aleyhi feminhum men qada nahbahu ve minhum men yenteziru ve ma beddelu tebdilen. Müminlerden öyle adamlar var ki Allah'a verdikleri sözde sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirip şehit oldular. Müslim bin Avsaceler gibi, Habib bin Mezahirler gibi. Bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Söz vermişler, sıralarını bekliyorlar ki sözlerine amel etsinler, şehit olsunlar. Verdikleri sözü asla değiştirmediler. Asla sözlerinden dönmediler. Abid bin Ali ve kardeşine güven mektubu verildiğinde güven mektubunu yırtıp atıp imama vefa ve sadakatlarını şahadetleriyle, kanlarıyla gösterdiler. İmamın yaranları vefa ve sadakatta adeta yarışıyordular birbirleriyle. Amr bin Kurza Aşura günü kendisini imama siper etti. Durdu imamın karşısında. Mızraklar, oklar, darbeler buna indi. Yere yığıldı. Aldığı darbelerle yere yığıldı. Yere yığıldığında yüzünü İmam Hüseyin'e döndü. Ve İmam Hüseyin'e şöyle dedi. Ey peygamberin evladı, sözümde durdum mu ben? Verdiğim söze amel ettim mi ben? İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam dua ederek siz sözünüzde durdunuz. Siz vefalı insanlarsınız. Biz ziyaret-i Erbain'de, Allah Erbain ziyaretini hepinize nasip etsin. Amin. Gidenler ziyaret-i Erbain'i okuduğunda şu cümleleri orada okuyorlar. Eşhedü enneke vefeyte bi ehdillah ve cahedte fi sebilihi hatta etakel yakin. Ey İmam Hüseyin, şahadet ederim ki sen Allah'ın ahdine vefa ettin. Allah'a verdiğin sözde durdun. Ölüm gelip seni buluncaya kadar Allah yolunda cihat ettin.
Ve yine bir başka ziyaretnamede şöyle okuyoruz. Ve eşhedü enneke kad bellagta ve nasahta ve vafayta ve avfayta ve cahatta fi sabilillah. Şehadet ederim ki sen tebliğ ettin, Allah'ın dinini anlattın, ümmetin hayrını istedin, Allah'ın ahdine vefa edip sözünde durdun, Allah yolunda cihad ettin. Bu Ehl-i Beyt'in naklettiği ziyaretnamelerdir. Müslim bin Akil hakkında ziyaretnamede ise şöyle zikrolunmuştur. Yani Kufe'yi ziyaret ettiğinizde Müslim bin Akil'in mezarı karşısında durduğunuzda şu cümleleri okuyorsunuz. Ve eşhedü enneke vefeyte bi ehdillah. Ey Müslim, şehadet ediyoruz ki sen öyle bir zattın ki Allah'a verdiğin söze amel ettin. Ve bezelte nefseke fi nusreti hüccetillah ve benni hücceti. Ey Müslim İbn Akil, şehadet ederiz ki sen Allah'a verdiğin söz üzerinde durdun. Allah'ın hücceti, yani İmam Hüseyin ve hüccetinin oğlunun yolunda kendi canını feda ettin. Ve yine Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas aleyhissalatü vesselam hakkında zikrolunan, naklolunan ziyaretnamede şöyle okuyoruz. Şehadet ederim ki sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberin halifesine teslimdin ve tasdikçisiydin. Ona vefalı ve onun hayrını isteyendin. Aşura bize vefayı öğretmektedir. İmam Hüseyin bize vefa mesajını vermiştir. Sözünüzde durma mesajını vermiştir. Bugün Allah, peygamber ve zamanımızın imamı ile ahitleşmişiz. Her bir Hüseyin'i genç imamı zamana söz vermiştir. Ey Allah'ın hücceti, ey peygamberin evladı, ben doğru olacağım. Biz Allah'a kul olacağız diye söz vermişiz imamı zamana. Sözümüzde durmalıyız. Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirmeliyiz. İyi bir anne baba olmak için söz verdik biz. Evlilik akdi okunduğunda hakikatte anne babalar iyi bir eş olmaları için söz veriyorlar birbirlerine. Güzel evlat yetiştireceklerine söz veriyorlar. Evlatlar anne babasına güzel evlat olup anne babayı rencide etmeyeceğine söz veriyorlar. Ali Ekber babasına nasıl söz vermişti? Zeynep salamullahi aleyha nasıl söz vermişti kardeşine? Ehl-i Beyt'in bize tavsiyesidir. İmam zamanın safında yer almak istiyor isek sözümüzde durmalıyız. Allah bizi sözünde duran yiğitlerden karar kılsın.